Fransızca kökenli ve mineralojiden geliyor. Minerallerle ilgili bir şey demek istedik galiba. Gelsin soru. Hem şıklığı hem de doğallığı gökyüzünün rengini yansıtan değerli taş. Safir. Safir doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yine Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Genellikle insanların ve büyük yüklerin ağırlığını ölçmek için kullanılan alet. Kanter mi? Ne? Kanter. Gibi bir şey. Hı-hı. Daha ufağı. Tartı değil, baskül. Baskül doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli bir kelimeye ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen, ince el işçiliği gerektiren mesleklerin tümüne verilen ad. Zanaat. Zanaat doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz. Zarfla bize editör. Çok seyrek gerçekleşen ya da görülen olaylar için kullanılan sözcük. Nadiren. Nadiren doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız ve 2 dakika 55 saniye süremiz var. 15 tane daha harf alabilirsiniz diyorum ve devam ediyorum. Arkama bile bakmıyorum. Efendim ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Bir ülkenin iç güvenliğinden sorumlu olan kolluk kuvvetine verilen isim. Emniyet değil, emniyet. Emniyet doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. Fransızca kökenli bir kelime ama dilimizdeki karşılığını şöyle bulmuş. Gelsin bakalım. İşlenmiş timsah derisi. Krokodil. Krokodil doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala. Efendim Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Eki de var. Gelsin bakalım. Yararı ve olumlu bir etkisi olmayan işe yaramaz kimse. Eki mi vardı? Evet. Mecazi bir şey mi? Yok çok değil. Yani yararı yoksa. Yani... Nötr. Arapça kökenli. Arapça. Ay pardon Türkçe kökenliymiş. Yararın başka bir... Zararsız. Değil, yararın aynı. Faydasız. Faydasız doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir kelime ama birden fazla ek olup bir de mastarla bitmiş. Buyursunlar. Bir kişi ya da durumu abartılı övgülerle yüceltmek anlamına gelen argo ifade. Bir şey sıkmak gibi... Geliyor değil, ama. Tek kelime zaten. Böyle parlatmak gibi. Cilalamak. Cilalamak doğru cevap. Mutfaktan bir kelimemiz var. Arapça kökenliye kalmış falan. Gelsin bakalım soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli içecek olmasını istediği üzüm şırası. Şerbet... Değil. Değil. Bence harf alın. Harf alayım. Ben çünkü buna dair en ufak fikri olmayan biriyim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Hiçbir şey aklıma gelmiyor benim de. Aslında bir sosun ismi. Zerdeçal değil. Mesela sosisli sever misiniz? Hardal. Evet, ama, öyle başlıyor. Hardaliye. Buyurun. Hardaliye. Hardaliye doğru cevap. Ben hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Ben de ilk defa. Hardaliye ile. Bu da benim mutfak bilgisizliğim.